Süper silahların yerini bilgisayarların, kurmay subayların yerini adını bilinmeyen hackerların aldığı ilginç bir dönemden geçiyoruz. Eskiden topla, tüfekle, tankla girilen başkentlere bu kez dijital saldırılarla sızıldığı bir süreç yaşanıyor. Yakın bir zaman öncesine kadar hackerların yeni bir dünya savaşı çıkarabileceği tezini işleyen filmlerde hepimiz en az bir kez içimizden bu kadar da değildir cümlesini geçiriyorduk. Ancak siber saldırılar ve doğurduğu sonuçların yıkıcı etkilerini gerçek hayatta gördükçe işin nasıl bir boyuta varabileceğini daha iyi anlamaya başladık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın siber güvenlik ekibi şekilleniyor. Bu durumu en iyi anlayanlardan biri de konumu ve gücü itibariyle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Biz bu haberde Amerika'nın sürecine ışık tutmak yerine Washington'dan gelen yeni bir haberin Ankara'ya yansıma ihtimali üzerine yoğunlaşacağız. Detay habere başlıyoruz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararı hatırlatmakta fayda var. Başkan Joe Biden yeni bir karar aldı ve Beyaz Saray bünyesinde Ulusal Siber Direktörlük Ofisi kurulmasına ilişkin süreci resmen başlatmıştı. Hatta kurumun başına gelecek isim de belirlendi ve Ulusal Güvenlik Ajansı'nın başkan yardımcısı olan Chris Inglis'in direktör olarak görev yapmasına karar verildi. Inglis, yeni görevinden önce Amerika'nın en önemli istihbarat kurumunda kritik bir pozisyondaydı. Şu bir gerçek ki Amerika Birleşik Devletleri bu alana hem ofansif hem de defansif açıdan yazılacak ilk ülke. Dolayısıyla böyle bir karar diğer ülkeler ne yapacak sorusunu da beraberinde getirdi. Amerika'nın çok uzun yıllardır siber tehditlerle mücadele adına stratejik adımlar attığını belirten siber güvenlik alanında istihbarat ve devlet destekli siber aktiviteler konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu'na göre özellikle Rusya ve Çin menşeli siber operasyonlar Amerika'nın ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehditlerin başında geliyor. Siber saldırılar söz konusu olduğunda devlet kurumlarının yanında dünya devi şirketlerin de söz konusu operasyonların hedefi olduğunu biliyoruz. Çahmutoğlu da bu görüşe katılıyor ve bunlarla mücadele edebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça kapsamlı bir şemsiye kurduğundan bahsediyor. Bu şemsiyenin içinde ülkedeki kimi istihbarat teşkilatlarının yanı sıra ofansif ve defansif siber kabiliyetleri olan kurumların, iç güvenlikten sorumlu FBI'ın ve kritik altyapılar güvenlik teşkilatı CISA'nın bulunduğunu öğreniyoruz. Siber tehditlerin değişen doğası, aktörlerin çeşitlenmesi ve yeteneklerinin gelişmesi gibi etmenlere işaret ediyor Ersin Çahmutoğlu ve güçlü politikalar uygulayabilmek adına bugün Biden yönetiminin attığı adımlara benzer uygulamalara ihtiyaç olabildiğini söylüyor. Biden yönetiminin özellikle son aylarda Rus istihbarat servisi kaynaklı olduğu iddia edilen siber casusluk operasyonları ve diğer siber saldırıları sonrasında adeta alarm durumuna geçtiği biliniyor. Tüm bu yaşananlar Beyaz Saray bünyesinde müstakil bir birim oluşturulmasını hızlandırdı ve NSA Direktör Yardımcısı Chris Inglis'in başkan olarak atanması son derece anlamlı bir mesaj olarak kayıtlara geçti. Bu adımla Amerika Birleşik Devletleri ulusal siber güvenlik stratejileri konusunda kritik çalışmalar yapabilecek. Burada kritik kelimesini biraz daha açmak gerekiyor. Kritik ifadesinden kasıt siber güvenlik politikalarının mahiyeti ve içeriği. Bilindiği üzere genel manada uluslararası alanda siber güvenlik politikaları savunma odaklı oluyor. Ancak bir süredir Amerika, Rusya, Çin, İran gibi devletler ofansif yeteneklere de ağırlık vermeye başladı. Görünen o ki Amerika yeni kurulan direktörlük sayesinde ulusal siber güvenliği sağlama adına ofansif yöntemlere de başvurma kartını masaya koydu. Detay haberde buraya kadar olan bölümde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere siber güvenlik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinin nasıl bir davranış geliştirdiğine yoğunlaştık. Peki ya Türkiye'nin durumu? Öncelikle Türkiye'nin de diğer birçok devlet gibi siber tehditlerle sıkça karşılaştığı saptamasının altını çizelim. Devlet dışı aktörler olarak hacktivistler, hacker grupları ve organize siber suç şebekelerinin yanında devlet destekli ve hatta doğrudan devletlerin kontrolünde olan siber aktörlerin de Türkiye'yi çoğu kez hedef aldığına şahit olduk. Türkiye'de bu yıl 102 binden fazla siber saldırı engellendi.
Burada İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler öne çıkıyor. Ankara'nın özellikle son 4-5 yılda bu alandaki çalışmalara ağırlık verdiği görülüyor. Sürekli değişen ve çeşitlenen siber tehditlere mücadele için kritik birimler sürekli teyakkuz halindeydi. MİT'ten tam da bu süreçte kritik bir adım geldi. Siber İstihbarat Başkanlığı. Bu alanda daha önce gerek FETÖ'ye gerek yurt dışından gelen tehditlere karşı kritik işlere imza atan MİT, mücadelesini yeni kurulan Siber İstihbarat Başkanlığı'yla daha güçlü sürdürecek. Kimi zaman devlet kurumlarına ait siteler çalışamaz hale getiriliyor, kimi zaman milyonlarca insanın adres, telefon, sağlık verileri gibi bilgiler elde ediliyor, kimi zaman da bir ülkenin en kritik kurumlarında devlet sırrı niteliğinde belgelere erişilebiliyor. Siber dünya, teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün kendine daha farklı bir alan bulabiliyor. Savaş meydanlarının bilgisayar ekranlarına kaydığını, ülkelerin cephelerde değil siber dünyada birbirine hücum ettiğini ya da kendi sınırlarını koruduğunu gördüğümüz bu günlerde, Türkiye'de elindeki tüm kurumlarla bu yeni gerçekle adapte oldu. Bu kapsamda atılan adımlardan biri de bu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesinde yaşanan bu değişim. Siber İstihbarat Başkanlığı adı altında faaliyete yeni başlayan birim aslında sıfırdan kurulmadı. Ancak şartlar nedeniyle bazı değişiklikler yaşandı. Peki ne tür değişimler yaşandı? Siber İstihbarat Başkanlığı'nın kurulması neden önemli ve gelecek günlerde bizi nasıl bir yol haritası bekliyor? MİT, FETÖ ile mücadelenin en önemli kırılma noktalarından biri olan Baylon çözülmesinde de başroldeydi. Baylon çözülmesi önemli örneklerden biriydi. Geçmiş dönemlerde MİT içerisinde siber istihbaratla ilgili çok değerli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar daha önce Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı çatısında yürütülmüştü. Söz konusu birimin siber casusluk, ulusal güvenliğe yönelik siber tehditler ve siber savunma gibi konularda pek çok kritik görevler üstlendiğini hatırlatalım. Daha sonra bazı somut kripto iletişim, şifreli mesajlaşma uygulamaları ve özellikle Fethullahçı casusluk örgütünün kullandığı Baylok gibi programların çözülmesi bu konuda en iyi bilinen örneklerden. MİT'in son dönemlerdeki en önemli siber operasyonlarından biri de İsrail'e çalışan ajanlara karşı düzenlenmişti. Hatırlayalım, Mossad'ın adımlarına verilen yanıtlar çok değerliydi. Son dönemlerde özellikle siber istihbarat üzerinden kritik bilgilerin ele geçirilmesi ve farklı ağların kurulması hususunda İsrail ve istihbarat teşkilatı Mossad'ı sıkça duyuyoruz. Ancak duyduğumuz hususlardan bir diğeri de MİT'in bu girişimleri boşa çıkardığı ve neredeyse tüm teşkilat yapılanmasının çözüldüğü oluyor. Son yıllarda birkaç kez Mossad kaynaklı böyle farklı hadiselere şahit olduk. Bunların engellenmesi ve ağın açığa çıkarılması MİT için büyük başarı. Peki böyle bir birimin başkanlık seviyesine yükseltilmesine neden ihtiyaç duyuldu? Gelişmiş devletler kendi istihbarat servisleri bünyesinde siber istihbarat özelinde birimler inşa edebiliyor. Dünyadaki örneklerine az önce baktık. Bu ülkelerin ulusal güvenliği için olmazsa olmaz bir durum siber güvenlik. Neredeyse yaşamımızın her anına siber oldukça hızlı bir şekilde entegre oluyor. Bu bizim parçamız. Böyle bir ortamda siber alan hem imkan hem de tehdit ortaya çıkarıyor ki geldiğimiz noktada siber tehditler İnanılmaz seviyelerde. Rusya-Ukrayna arasındaki harp her ne kadar sahada devam etse de arka planda siber savaş da soluksuz devam ediyor. Her dönem ortaya çıkan kritik siber olaylara baktığımızda spesifik örneklerle karşılaşıyoruz. Bu tehditlerin çeşitlenmesi ve dönüşümü onlarla mücadele şeklini de değiştiriyor. Diğer yandan istihbarat konusunda siber alan önemli kazanımlar sağlıyor. Maliyet, pratiklik, hız ve etkisinden dolayı siber istihbarat çok değerli bir hale geldi. Dünyada gelişmiş devletlerin bu alana yatırımları sürekli artıyor. Hem bu tehdit durumu hem de istihbarat faaliyetlerindeki faydadan dolayı siber istihbarat için özel birimler şart. İşte MİT de bu düşünceyle hareket etmiş gibi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NSA'nın, İngiltere'deki GCHQ'nun, İsrail'deki Unit 8200'ün ve Rusya'daki GRU'ya bağlı U-26-165 gibi teşkilatların son yıllarda sinyal istihbaratından ziyade siber istihbarata ağırlık vermesi gibi MİT de bu tarz bir adım atmış oldu. Görüşmek üzere.